Sefer beni gurbet ye yanlış yapmadın. Kendine eziyet etme. Biliyorsun ki kızın hayatta. En mühimi bu. Hayatta olduğu müddetçe hatalar düzelir. Merve. Kızım. Neden kızım? Ha? Neden? Anne lütfen. Dönmek benim fikrim değildi. O getirdi. Merve sizinle telefonda konuşurken ağlıyordu. Adım gibi eminim o anda siz de ağlıyordunuz. Bak Merve, benim hiç annem olmadı. Ve hep neye hayal ettim biliyor musun? Günün birinde birini seveyim, ona aşık olayım. Onun annesi benim de annem olsun. Ben ikimizin de hayatını mahvettim. En çok da kendiminkini. Tek suçlusu benim. Ve anladım ki bunu düzeltmenin mümkünü yok. Yapmam gereken son bir şey kaldı İdeli. Son bir yolculuğum. Bir şeyler beni çağırıyor. Uzakta bir ağaç. Ver şunu. Ağaç. Ağaç. O ağaç. Zeyno ana, kendini asacaksın Yiğit. O ağaç, kalk çabuk. Zeyno ana dur. Zeyit. Zeyit dur. Zeyit dur yapma. Zeyit dur. Dur Zeyit dur. Ya tamam alıp bağrına bas demiyorum ama yani bir şeyler yap Murat. Yoksa sen söyledin. Ali kokuyu aldı. Ya daha önce o köye gidip aradılar da. Yakalanması an meselesi. Adana'nın Necati. Ziraat mühendisi. Adıyaman yolu üstünde. Çoban Çeşme'den tepeye doğru tırmanınca. Ha, hatırladım. Yayla evi. Hani bir kez gitmiştik. Anahtarı bende. Şimdilik oraya yerleşsin. Biraz da böyle idare edelim. Becerebilecek misin? Ayağımıza ne diyor be bu? Bana bak, doğru konuş. Sadece içeride üçleşi var. İşi ver, gerisini unut. Tabii bir de... para. İnanç. Seni seviyorum. Ben
Hayatımda ilk defa. Elif! Elif aç kim kapıyı. Acaba? Babam. Elif size. Elif! Babamın sesi. Aç kapıyı. Dışarı çık. Oradasın biliyorum. Beni buldu. Beni buldu. Mahvoldum Elif ben. Aç kapıyı yoksa kıracağım. Çabuk hadi. Hadi. Kız açsana. Kimsin lan sen? Adım İnanç. Bu köyün doktoruyum. Çekil yolumdan. Ne işin var burada? Baba lütfen. Bana cevap ver. Tamam anlatacağım. Hemen şimdi. Gidelim buradan. Bu adamla ne işin var? Gel lan. Baba. Gebertirim lan seni. Bırak o silahı. Ya onun bir suçu yok. Kimin suçu var ha? Kimin? Anlat. Anlat yoksa. Bütün suç benim. Sen karışma. Hele baba. Ne yaptıysam ben yaptım. Hayatını ben kirlettim. Ben mahvettim. Hadi baba. Bas dedi. Bugüne kadar bunun için yaşamadın mı? Bana öyle bakma baba. Öldür ama öyle bakma. Baba. Baba. Elif. Neyin var? Haberler kötü. Doktor içkiden uzak dur dedi. Olacak değil şey mi? Değil. Ama ve lakin yeğenin alçaklık ederse ayağının altına alma demedi ha. Zeliha ne yaptı peki? Hala orada mı? Yara şu an. Ne zelası ya? Tamam. Konuşuruz sonra. Beni sevdiğini biliyorum. Zor geldiğini de biliyorum. Sahi mi? Çok düşündüm İnanç. Çok düşündüm. Keşke dedim. Keşke o olsaydı. Hayatımda tanıdığım ilk erkek. Bu tertemiz bakışlı adam. Benim asıl merak ettiğim Reşoğa bundan böyle ne yapacak? Bugüne kadar kızını ölmüş bilirdi. Hepimiz ölebilirdik. Üstüne gitmedik amenna. Lakin kızının yaşadığını bile bile ki o kızın ellerinde ağamın kanı vardır. Hala kızı saklayacaksa ki saklamaya niyetli görünür. O vakit açık söyleyeyim abla işin rengi değişir. Nasıl? Nasıl değişir? Aramızdaki barışın namusuna leke gelir. Asma suratını biz ayrılmıyoruz. Sadece gidiyorum. İçime seni de alıp öyle gidiyorum. Bana kızgın mısın? Hayır galiba değilim. Yani hatta aklım uymadığın için. Biz doğrusunu yaptık Merve. Geride gözü yaşlı bir anne bırakmak. Bunlar bize göre değil. Beni unutmayacaksın değil mi? Seni unutmak mı? Seni seviyorum ben deli. Seni özleyeceğim. Seni çok özleyeceğim. Hoşça kal. Hoşça kal. Dikkatli git. Tamam. Gitme zamanı ha? Evet. Bir dahaki sefere uçağı kullan diyeceğim ama. Bununla daha rahat. Tahmin etmiştim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Sizi istemeden üzdüysem. Olsun geçti. Anneler biraz böyledir. Çabuk panik olurlar. Hele kızları söz konusuysa. Bir daha olmayacak. Söz. Anlaştık. Aramayı unutma. Tamam. İyi misin? Hayır değilim. Biliyorum Merveciğim. Gel bakayım buraya. Yeter artık. Benim de gözlerim dolacak şimdi.
Murat abinle çıkıyoruz. O iş için mi? Hı. Sen de okula geç kalma. Tamam. Çak çak! Sık orayı. Tamam. Hı? Çak oradan. Bırak abim sen. Merhaba. Ben gidiyorum. Hoca hanım okula dönüyor ha? Raporum bitti. Rapordan bahsetmek için fena oluyor ha. Allah Allah, niye? O raporu alma sebebin aklıma geliyor da ondan. İzmir kaçkını. İzmir yüzüme ne oldu? Kızdığım zaman böyle. Arabanı alıyorum. Ya kendine bir araba alsana. Öğretmen maaşıyla mı? Ya nesi var? %2,75 ile zam aldınız alsanlar gibi. Seninle çene yarıştıramayacağım Cemo. Amca sıkılıklı ne olacak? Allah. Hadi. Hoşça kal. Hadi bay bay. Dikkat et kendine. Tamam. Memo. Buyur Cemo ağa. Bu Beyto ne zaman geberecek aslan? Merak etme. Halledeceğiz ağa. Öğlene doğru annemler gelecek. Hadi gözün aydın. Nasıl olmuş tedavisi? Sonuçlar çok iyi. Bundan sonrası takip kontrol. Birazdan eve geçip onlar için hazırlık yapacağım. Sonra da havaalanı. Karşılamaya geleyim seninle? Hiç gerek yok. Kendini fazla yorma. Zaten erken ayaklandın. Vallahi. Gülnaz Hanım. Siz böyle etrafımda fır döndükçe... insan ayağa da kalkar. Hadi gerisini söylemeyeyim. Gözün aydın Gülnaz abla. Sağ ol Leyla. Ya ben de tam içimden geçiriyorum ha. Bu zırzop lafa neresinden dalacak diye. Kızım sen işi yok mu? Olmaz olur mu ağam? Hele bundan sonra daha fazla iş olacak. Niyeymiş o? Gülnaz abla'nın ailesi gelmiş. Yakında hazırlıklar da başlar. Ne hazırlığı? Malum işte. Çeyiz, ev düzme, telaşlı işler. Kız Leyla, edebin hedef olup gideceğim mi yoksa kemiklerini kırayım mı? Ha, ağam. Bu arada iğneci aradı. Bir yere kaybolmasın dedi. Demek ki kıracağız. Memlekette bir tek bu kıza laf geçiremiyorum ha. Başımın derdi. Ne diye korkuttun kızı? Tatlı tatlı konuşuyordu. Sizin de işinize geldi değil mi Gülnaz Hanım? Sizin işinize gelmedi mi Hakkı? Bakacağız. Evet. Bu kız zırzop mırzop ama... arada bir doğru laflar ediyor ha. Nereden çıktı sabah sabah? Sıkıntıdan. Müsaadenle. Bu kadar gerilme oldu mu? Şu an nereye gittiğimizi hiç düşündün mü? Biz Zeliha'ya falan gitmiyoruz Elif. Bu bir tür suça yolculuk. Birazdan kardeşimi göreceğim. Hayattaki tek kardeşimi. 3 cinayetten hüküm giymiş bir kanun kaçağı. Onu alacağım ve başka bir yere kaçıracağım. Evet, haklısın. İnsan bu kadar basit bir şey uğruna kendini niye gerer ki? Ben mi yaksam? Ya bu adamla ne bekliyor ha? Bilmem ki ağam. Herhalde bir fırsatını kullanıyor. Başlatmasın fırsatını ha. Elini çabuk tutsun. Git ara şu Hamza'yı. Siloş'la konuşsun. Bu iş hemen bitmeli. Tamamdır ağam. Ha. Cemo. Amca. Gel. Hangi işmiş bu hemen bitmesi gereken? Beyto. Nasıl bitecek? İçeriden birini bulduk. An meselesi. Kim? Süloş'tu ya biri. Kim? Yani asıl adı Süleyman. Süloş diyorlar. Süloş ha. Süloş ne
Abdullah. Tanıyan bu herif. Çıkmama yakın girdi içeri. Ya yanlış bir şey mi yaptık amca? Lan gittiniz bula bula onu mu buldunuz? İnsanları arkadan vuran tekerlek siloşu mu buldunuz? Cevap isteyeyim Cemo, cevap. Ya ama amca yani... Ulan ha Beyton'u tuttuğu İlyas, ha senin tuttuğun tekerlek siloş. Kanımın hesabını sormak kiralık katile mi kaldı? Elin tekerlekine mi kaldı? Amca biz... Kes Cemo, kes! Benim intikamım siloş kalleşinin eline düşecek kadar değersizse... ...o Beyto gelsin beni bir daha vursun. Bir daha vursun, bir daha vursun. Dinlenip dinlenip vursun ha! Dün ananı gördüm çocuk. Gelişimi. Öyle güzeldik. Bakamadım gözlerine. Baksam biliyorum fena olacak. İçimde bir şeyler kopacak. Delice şeyler. Belki baba kız kaçıp dünyanın bir ucuna gitmek gibi bir şey. Yapamadım çocuk, yapamadım. Kollarım iki odun gibi kas katı. Sarılamadım anaya. Sarılamadım anaya. Gelecek misin? Gelmesem daha iyi. İyi misin? Eh. Fazla sürmez. Hı-hı. Hakkı olsun, Cem olsun. Bu konuda fazlasıyla hassas. Hatta dünkü çocuk diye baktığımız Mahu bile. Ya sen Zeyno kadın. Sen... Söylemeye dilim varmıyor ağa. Ama tutar da Kemal Boyatlı'nın katilini saklarsan... ...bu hoş karşılanamaz. O takdirde... O takdirde? Korkarım kapanmış yaralar yeniden açılır. Hiçbir Boyatlı intikam peşinde değil. Bizler barış için kavilleştik. Sözümüzü tıpkı senin gibi sonuna kadar tuttuk. Ama bugün bir şeyler yapma günüdür ağam. Zor olanı yapma günüdür. Nedir o Zeynep kadın? Zor olan ne? Tek istediğimiz adil olman. Bir kardeş kaybeden ben, Hakkı... ...babalarını kaybeden Cemo, İdal, Maho... Nicedir sana güvenir ve inanırız. Gel, adil olanı yap. Zor da olsa yap Reşo'a. İçin rahat olsun Zeynok kadın. Bütün Boyatlılar müşterik olun. İcabı neyse harfiyen yapılacak. Sağ ol Reşo. Sağ ol. Birileri hangi akla hizmettir bilinmez. İçeride Beyton'un icabına bakmak ister. Buna asla rızam yoktur. Hatta bunu şahsıma yapılmış densizlik sayarım. Hayatta kimseye arkadan vurmadım, vurdurtmam. Buna seyirci kalmak, Beyto'yla aynı kefeye konmak demektir ki bizim için zuldür. Anlıyorum Hakkı. Müdürüm, senden istirhamım, gözün gibi bakasın ona. Girdiği gibi sapa sağlam çıksın bu delikten. Çıksın da.
Hazır mısın? Evet. İnanç nerede? Odada. İnanç. Ben ne söyleyeyim bilmiyorum. Aklıma gelmiyor. Belki ne söylesem boş ondan. Bugüne kadar hiç kimse senin yaptığını yapmadı bana. Benim için kendini gözden çıkarmadı. İnanç. Yapma. Lütfen yapma bunu. Bana söz vermeni istiyorum. Belki bir gün... Yapma. Belki Zeliha. Belki ne demek biliyorsun değil mi? Küçük, çok küçük de olsa bir umut demek. Ben en azından burada bu ete geçen hiçbir anı unutmayacağım. Evet, en azından bunun için söz verebilirim. Önemli bir şey var mı? Hayır doktor bey, sipariş ettiğiniz karma aşılar geldi. Güzel. Okul müdürünü ara, yarın sabah aşı için geleceğimizi söyle. Peki efendim. İyi günler doktor bey. İyi günler başçavuşum. Görüşmemiz lazım. Elbette. Buyurun. Evet, sizi dinliyorum. Nedir bu? Arama emri. Ne araması? Evinizde arama yapmak zorundayız. Lütfen gidelim. Bana bir şey söylemeyecek misin abi? Konuşmayacak mısın benimle? Abi. Abi lütfen. Konuşulacak bir şey yok. Bu arama nereden çıktı sorabilir miyim? Zeliha'nın yaşadığını düşünüyoruz. Benimle ne ilgisi var? Umarım yoktur. Ya ben bu konuda daha önce söyledim. Söyledikleriniz bize inandırıcı gelmedi İnanç Bey. Komutanım şunları gözeter misiniz? Yalnız yaşadığınızı sanıyorduk İnanç Bey. Evet, arada misafirlerim oluyor. Doktor olduğunuza göre saç telinden DNA profilinin tespit edildiğini söylememe gerek yok değil mi? Hayır yok. Komutanım. Evet. Baksanız iyi olacak. Burada kalın. Galiba DNA testine gerek kalmayacak. Üzgünüm doktor. Benimle merkeze kadar gelmek zorundasınız. Burası Murat'ın bir arkadaşının. Güvenli bir yer.
Gelinin gideni yokmuş. Şimdilik seni idare eder. Babam biliyor mu? Biliyor. Onu görecek miyim? Çocuğumu görecek miyim? Babamı görmeyeceksin. Çocuğunu da. Kimseyi görmeyeceksin. Çünkü tehlikeli. Dışarı çıkmak yok. Telefon yok. Buradaki yaşlı karı koca seninle ilgilenecekler. İhtiyaçlarını onlara söyleyeceksin. Tamam. Hepsi bu. Abi. Abi, ne olur konuşalım. Son bir defa. Son. Sadece 5 dakika. Birkaç kelime. İstersen hiç konuşmayalım. Birbirimize bakalım. Ona da razıyım. Ama son bir defa. Ökkeş de seninle bir anlaşma yapmıştı. Ben sözümü tuttum. Parayı getirdim. Huyunuz böyledir de ondan. Önce parayı verirsiniz, sonra vurursunuz. Geride şahat mahat bırakmazsınız. Ökkeş de bırakmadı. Ben aynı hatayı yapmam Zeliha. Sen ki Cemal Ağa'ya bile kıydın. Sana yüz vermedi diye Ökkeş'in kanına girdin. Dar gibi yiğidin canına kıydırttın. Sen bir şeytansın Zeliha. Ölmen herkesin hayrına. Onları ben çağırdım baba. Sen neden? Cinayet. Ne cinayet? Kim öldürmüş oğlum? Ramon. Murat. 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 Ya Murat, baksana. Aa. Bu işe karışma Elif. Ya bu kadar da fazla. Tartışacak durumda değilim. İyi, o zaman tartışmayalım. Dinle ama. Dinlemek istemiyorum. Ya, kardeşin senden resmen sevgi dilendi. Benim bildiğim Murat, suçu ne olursa olsun kardeşine bunu çok görmez. Görmemeli. Bak, siz Kerimoğulları, kan davalı olduğunuz insanlarla bile barış yaptınız. 100 yıllık düşmanlığı bitirdiniz. Ebu Hoşgörü'yü kız kardeşine esirgeme. Ya buna hakkın yok. Ben seni bu kadar katı görmeye alışkın değilim. Bu yalnız Zeliha'yı değil, beni de yaralıyor. Hadi. Hadi at artık şu adımı. Ha? Ben arabada bekleyeceğim. Hadi. Nasıl açıklayacaksınız? Başçavuşa söyledim. Evet. Hani şu arada bir gelen meçhul misafir. Ya bu fotoğraf? Buna ne diyeceksiniz? Bu fotoğraf evinize nasıl geldi doktor? Sakın o meçhul misafir gelirken yanında getirmiş olmasın. Öfke duydum. Nefret ettim. Neden biliyor musun?
Çünkü sen seni sevmeme hep mani oldun. Her defasında bir şey yaptın ve engelledin. Küçükken de anlaşamazdık. Öyle hırçındın ki. Güzel bir bebektin. Gördüğüm en güzel bebek. Kucağıma almak isterdim, yüzümü çırmalardın. Hayır, o kadarını yapmış olamam. Yapardın. Çünkü edepsizin tekiydin. Bir abinin en büyük fiyakası, kız kardeşine sataşanları, asılanları falan pataklamaktır, değil mi? Bilmem, öyle olmalı. Olmadı ama. Benim hiç öyle bir zevkim olmadı. Bütün oğlanları sen pataklardın. Halbuki benim fiyakam sendin. Ben mi? En yakışıklı abi benimkiydi. Bütün kızların gözü sendeydi. İnsan bunu şimdi mi söyler? Unuttun galiba. Ben kıskanç biriyim. Biliyorum. Keşke o günlerin kıymetini bilseydik. Keşke o günlerde kalsaydık abi. Evet. Evet, keşke. Saçlarımı okşar mısın yine? Reşo'a ile tanışır mısın doktor? Hayır. O halde bu fotoğrafın evinde işi ne? Onu sana kim getirdi doktor? Kim? Hatırlamıyorum. Bana yalan söyleme. Hakaret etmeye hakkınız yok. Hakaret etmiyorum. Yalan söylediğini anında belli edenler kimlerdir? Bir fikrin var mı doktor? Sahtekarlar ve düzenbazlar değil, tam tersine. Suça eğilimi olmayanlar. Yani namuslu insanlar. Şimdi sana tekrar soruyorum. Bu fotoğraf sana nasıl geldi? Sakın onu Zeliha getirmiş olmasın. Cevap ver bana doktor. Zeliha nerede? Zeliha dedim doktor. Duydun mu Zeliha? Pekala. Dinliyorum. Düşündüm ve karar verdim. Umarım doğru bir karardır. Susma hakkımı kullanacağım. Kendinize hiç yardımcı olmuyorsunuz. Emredin komutanım. Beyefendiyi nezarete yerleştirelim Ender. Buyurun. Yerleşti mi kardeşin? Yerleşti. Neler konuştunuz? Oradan buradan, eskilerden. Beni sordu mu? Sormaz mı? Torunumu niye kaçırmış? Kim bilir, evlat hasreti. Belki de bir cinnet anı. Sen mi gidip geri istedin? Bugün Zeynep kadın geldi. Hakkı ve Cemo İslam bayrağını çekmiş, ne diyeyim? Haklılar. Ben de olsam çekerdim. Zeyno ona Zeliha'nın yaşadığını biliyordu baba. Nasıl? İlk günden beri biliyordu. Yani Zeliha'yı doktorun evinde birlikte bulduk. Yüz yüze geldiler. Konuştular bile. Demek biliydi. Bilmesine rağmen tek bir laf etmedi. Sineye çekti. Zeliş ortaya çıkmasa, hep saklı kalsa, demek kıyamete kadar susacaktı. Zeyno ana senden bir şey istedi mi baba? Yemeğini getirdim kızım. Sağ ol. Bırak oraya. Zeliha, kızım. Hı? Söylemeyecektim ama... Neyi? Kocam akşama doğru Çamlıdere'ye uğramış. Yatalak bir hastamız var. Ona bir şeyler götürdü. Sonra? Köy çalkalanıyor. Sebep? Doktor İnanç. Onu tutuklamışlar kızım. Bilmek istersin diye düşündüm. Oh,
kahve içer misin? Sağ ol. Askerler yan binada yapmış. Gelene kadar biraz soğudu ama. Olsun. Kahve kahvedir. Yemeğe dokunmamışsın. Aç değilim. Canım bir şey istersen nöbetçi askere seslen. Herkesin rahatıyla bu kadar ilgilenir misin? Hayır, ilgilenmem. Bunu hak edecek ne yaptım? Yanlış soru. Doğrusu ne? Burada bulunmayı hak ettiğine inanıyor musun? Kendim için soruyorum. Bizi kimse dinlemeyecek. Etrafta ses alma cihazı da yok. Merak etme, kayıtlara geçmeyecek. Eğer birini seversen üsteğmenim, onun için bir şeyler yaparsın. Yapmıyorsan, değil burada, bu dünyada bile bulunmaya hakkın yoktur. Annemler geldi. Her şey yolunda. Yolculuk biraz sarsmış ama durumu iyi. Büyük geçmiş olsun. Hoş geldi, safa geldi. Selam söyle. Bak ablam da selam var. En kısa zamanda ziyaretinize geleceğiz. Hadi tamam. Hayırlı akşamlar. Hadi bakalım. Senin de gözün aydın Hakkı. Benim gözümle ne alakası var abla? Gülnaz'ın anası, biz insaniyet namına. Ama yeter Hakkı, uzattın. Vallahi özlemişim. Yeter, Hakkı demeni bile özlemişim. İyi anladık, sırnaşma. Dayanamadım, öpeceğim. Hakkı! Öpeceğim, öpeceğim. Hakkı! İçimden geldi ablam. Oh! Oh! Hakkı. Yok. Hakkı. Yok. Oğlum, ama bak. Yok. Ama bak, daha lafı mı duymadın? O lafın sonunu ben bileyim. Bak, diyorum ki, Gülnaz'ın anasına geçmiş olsuna gideceğiz ya. Hani diyorum, gitmişken şu kız da istesek. Bir taşla iki kuş. Bak kuşa, bak kuşa. Hakkı. Abla, ben gelmesem. Yahu saçmalama. Daha ne kadar bekleteceksin bu kızı? Ya niye kızıysan abla? Ya kızarım oğlum. Ya ben Gülnaz'ı istemeyin demiyorum ki. Peki ne diyorsun? İsteyin. Hatta verirlerse hadi hemen gidin alın gelin. Bak buraya geçer. Bana bak. Abla, gözünü seveyim dur Allah aşkına. Hadi. Bir dinle. Söyle peki. Ben şimdi aga değil miyim? Akıl var, nizam var. Aga adam kız istemeye gider mi? Ha giderse nerede kaldı agalının hükmü? Madem agayım. Az sonra ablasından dayak yiyecek bir ağa. O Gülnaz tıpış tıpış kendi gelecek ki buraya. Ben de aga olduğumu anlayacağım. Başlarım senin ağalığından. Kebapçıdan kebap mı ısmarlıyorsun? Tamam abla, kızma kızma. Ya bir fikir. Hadi tutarsa. Buyurun. İyi akşamlar efendim. Allah. Oh oh. Ah benim güzel kızım, seni Allah gönderdi. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Hakkı da sabırsızlıkla seni bekliyordu. Gel geç. Hava serinledi. Sağ ol. Muş'tan haber var mı? Ankara'ya varmış. Geceyi orada geçirecek. Onu nasıl buldun? Sağlam bir genç. Akıllı. En azından senden akıllı. Murat abi. Söyle. Seni çok uğraştırdım değil mi? Abilik zor zanaat. Bazen uğraşmak gerekir. Bazen diyorum ki, keşke senin gibi bir abim olsaydı. Yani ta en başından. Yanlış bir şey mi dedim? Hayır. Keşke benim de senin gibi küçük bir kardeşim olsaydı. Ta en başından beri. Yok muydu? Yani hiç mi olmadı? Sonunda oldu Merveciğim. Sonunda oldu. Sana baktıkça ne görüyorum biliyor musun? Ya hep bir şeylerin arasında kalan bir adam. İki aşiret arasında. Babanla annem arasında. Annemle benim aramda. Ya sen olmasan ne yapardın Murat abi? Ya bütün bu insanlar ne yapardı? Bunu hiç düşünmedim. Ben hep kendime şunu sordum. O insanlar olmasa ben ne yapardım? Cevabı buldun mu? Buldum. Hadi, daha fazla üşüme.
yapmışız Selim. Toplar onu bir daha konuşalım. Seni hiç unutmayacağım Süloş. Sen adam olmayacaksın Süloş. Götürün atını yüreğe. Bir durum, komplo bu. Hayır ya, komplo. Sağ ol Münir. Sana borçlandık. Vazifemiz Beyto. Sen asıl Hakkı Boyatlı'ya borçlandın. Ne dedin sen? Hakkı Boyatlı. Yat kalk ona dua et. Nasıl yani? Bu dünyada en kötü şey nedir biliyor musun Cemo? Hapiste gün sayarken ölmek. Sevdiğin bir kokuyu hayal ederken ölmek. Bir çiçek. Bir tas çorba. Bir kadın. Hiç fark etmez. Kıvranırsan, kalırsan ağzından burnundan kan gelir. Bunları Beyto için mi söylüyorsun amca? Yo, genelde. Beyto bir hayvan. Ne gün saymayı bilir ne koku almayı. Ya o çıkmazsa içeriden amca. Tut ki ağır hüküm yedi. Yaptıklarının hesabını sormak için ömür boyu bekleyeceğiz mi? Beklemeyeceğiz. Ya ne yapacağız? Kaçırtacağım onu. Kaçırtacağım. Dışarıda ellerimle geberteceğim. Ama içeride olmaz Cemo. Mahpusta olmaz. Bu herif kim ha? Bunu herif kim oluyor? Ulan o Hakkı denen haddine mi benim hayatımı bağışlamak? Ulan sokağın ortasında köpek gibi vurdurttuğum adam mı benim hayatım başlayacak? Buradayım ulan! Var mı lan beni öldürecek? Kim o? Aman ağam! Ulan sen mi öldüreceksin beni? Yoksa sen mi? Hayır ağam, haşa ağam. Yok ulan öldürecek beni! Ulan kim öldürecek beni söylesenize! Ulan Hakkı'dan mı tırsınız? Söylesenize lan! Ağam! Ulan buradayım işte! Sakin ol ağam, kalkma kafana! Ulan nasıl sakin olayım? Beyto yeter, sakinleş! Çeşmeş bir kahve yap ağama! Emrin olur ağam! Beni iyi çekin ha. Sonraki lafları değişiriz. Allah öldürmeyince öldürmüyor. Ne değil mi? Jandarmaya verdiğiniz ifadeye göre sizi vuran kişi olarak sanık İlyas Acar'ın cesedini teşhis etmişsiniz. Doğru mu? Doğrudur hakim bey. Aynı ifadede sanıkla daha önceden hiçbir tanışıklığınız olmadığı yazılı. Bu da doğru. Jandarmadaki ifademi aynen kabul ediyorum. Peki buyurun oturun. Sanık Beytullah Kerimoğlu. Buyurun hakim bey. Allah'ım bu ne azap. Herif tükürük mesafesinde ben onu öldüremiyorum. Evet, mahiyetinizde çalışan adamlardan birinin verdiği ifadeye bakılırsa sanık İlyas Acar'la Hakkı Boyatlı vurulmadan önce görüşmüşsünüz. Evet efendim, görüştüm. Susun, susun lütfen. Bu görüşmenin konusu neydi? Söz konusu kişi benden iş istedi. Gözüm tutmadığı için yolladım kendisini. Mesele bundan ibaret. Yalan söylüyor hakim bey, yalan! Susun dedim. Söyledikleri hepten yalan. Kardeşimi vurması için İlyas'ı o tuttu. Sonra konuşmasın diye öldürttü. Bu adam mahkemeyi uyutuyor. Eğer hemen susmazsanız hakkınızda işlem yaparım. Zeynep Hanım yapma, tamam hadi gel. Abla gözün seveyim, otur şuraya. Geç. Ne diyeceksiniz bu iddialara? Sayın Yargıç, izninizle. Buyurun. Savcılık makamının delil diye yüce mahkemenize sunduğu ifadelerin tamamı müdahil tarafın beyanlarıdır. Tek yanlı bu beyanlarla müvekkilimin suçlanması adaletin tecellisine hizmet edemez. Kaldı ki yaptığımız tahkikat sonucunda ölü olarak bulunan İlyas Acar'ı
Hakkı Boyatlı'yı vurması için kiralayan müvekkilim değil, bir başkası. Ya ne saçmalıyor bu ya? Bunlar düpedüz oyun oynuyorlar. Susun, susun dedim. Kimmiş o başkası avukat bey? Neden şimdiye kadar çıkmamış ortaya? Kendisi nedamet getirmiş durumda. Emir buyurduğunuz takdirde huzurunuzda ifade vermeye hazır. Allah Allah, kim bu adam? Şu an nerede? Benim hakim bey. Hakkı Boyatlı'yı ben vurduttum efendim. Yalancı! Sessizlik! Allah cezanı versin! Mahkemeyle oyun oynanıyor, yalan! Yalan söylüyor! Katil! Aşağılık! Burası mı? Burası. Baba. İyi yanımda. Bak eğer istersen ben... Olmaz, bu benim işim. Burası arkadaşımın evi baba. Şu anda yaşlı bir çift oturuyor. Zila'ya göz kulak olacaklar. Salonda kesin sükunet istiyorum. Sesini çıkaranı mahkemenin huzurunu bozmaktan dava ederim. Anlaşıldı mı? Sanık Şevket Göker. Anlat bakalım. Arz ettiğim gibi hakim bey. Hakkı Boyatlı'yı ben vurdurttum. Bu iş için İlyas Acar'la anlaştım. Peki İlyas Acar'ın öldürülmesi? Paniğe kapıldım hakim bey. Beni ele vermesinden korkup onu da öldürdüm. Pişmanım. Artık umurumda değil baba. Umurumda değil. Öyle hazırım ki ölmeye. Hiç bu kadar hazır olmadım. Leliş. Saçlarımı okşa baba. Saçlarımı. Çocukken yaptığın gibi. Hani hep uykumda okşardın ya. Ben uzun uzun okşaman için uyurmuş gibi yapardım. Öyle okşa baba. Çocuklar ana babalarının günahını çekermiş. Sizler anasız büyüdünüz. Günahlarım benim günahlarımdır. İşlediğin bütün günahlar Zeliha. Hepsi benim. Hayır baba. Sen her zaman... Ben yıllar yılı kızımı dizime yatırmamışam. Bir kez olsun bağrıma basmamışam. Ve dahi bütün bunlar için bu anı beklemişim. Bir dağ evinde bir suç işler gibi kızımı sevmeyi beklemişim. Dünyada bundan hala suç mu olur kızım? Leliciğim. Konuşma baba. Ne olur sus. Sadece saçlarımı okşa. Sadece saçlarımı. Fıstık bahçelerim var. İşletme tesisi. Hakkı Boyatlı fıstık işine girince müşterilerim elimden gitti. İflas ettim. Ona husumet besledim. Yalan söylüyor hakim bey. Vallahi bu adam ne görmüş hem ne ismini duymuş hem.
Lütfen oturun. Sayın Yargıç, söz istiyorum efendim. Buyurun. Affınıza sığınarak belirtmek istiyorum ki bunca yıllık ceza avukatıyım, ben böyle dava görmedim. Karşı taraf suçu üstünden atmak için düzmece sanıklar icat ederek adaleti yanıltmaktadır. Lütfen buna müsamaha buyurmayınız. Sayın Şevket Göker'le ilgili iddiaların araştırılmasını talep ediyorum efendim. Teşekkür ederim, buyurun. Yaz kızım, karar. Sanık Beytullah Kerimoğlu'nun mezkur davadan tutukluluk halinin devamına, sanık Şevket Göker'in tutuklanmasına, duruşmada ileri sürülen iddiaların araştırılması ve başkaca tanıkların dinlenmesi için mahkemenin... Biraz daha kal baba. Gitmek zamanı kızım. Biraz daha. Gitmek zamanı Zeliş. Yine gelecek misin? Hayır. Neden baba? Abi? Yani bu son mu? Seni bir daha göremeyecek miyim? Birlikte gidiyoruz Zeliş. Birlikte mi? Nereye? Affet Zeliş. Babayı affet. Baba? Beni affet kızım. Baba neler oluyor? Doktor Bey. Merhaba. Sizi merak ettik. Bu sabah mahkemeye çıktım. Tutuksuz yargılanacağım. Bugün yarın Sağlık Bakanlığı da soruşturma açar. Ya da işten el çektirirler. Ne bileyim. Bakın, söylemek istemezdim ama... Neyi? Az önce televizyon vermiş. Yerel kanal. Söyle. Arkadaşınız yakalanmış. Kim? Zeliha mı?
olmaz. Saçlarımı okşa baba. Saçlarım. Çocukken okşadığın gibi okşa. Seni bir daha göremeyecek miyim? Birlikte gidiyoruz Zeliş. Birlikte mi? Nereye? Affet Zeliş. Babayı affet. Baba? Beni affet kızım. Baba neler oluyor? Baba. Haber var mı? Murat aradı. Hakim karşısına çıkmış. Sonra da cezaevine sevk etmişler. Az önce bavulunu yolladım. Mazlum. Torunum nasıl? Biraz önce uyandı. Öylece boşluğa bakıyor işte, gülüyor. Gördüğü her şeye gülüyor. Çocuk haklı işte. Halbuki gülecek ne var ki? Öyle değil mi? Gülecek ne kaldı dünyada? Önceleri Fırat'ın sularında sürüklenen kızına ağlıyordun. Şimdi ise hayatta olan kızına ağlıyorsun. Bu eskisinden daha iyi baba. Hayır. Hayır değil. Bu ölümlerden ölüm beklemek. Yağmur yavaşladı. Bulutların arkasındaki aydınlığı görüyor musun baba? Birazdan güneş çıkarsa şaşma. Hayatta olmak da böyle bir şey. Bitmiyor işte. Devam ediyor. Ne zaman, nereden fışkıracağını hiç bilmiyorsun. Gidip Mazlum'a bir bakayım. Gülüyor demiştin değil mi? Gülüyor. Babam doğru olanı yaptı. Sizler hepiniz hep doğru olanı yaptınız. Görüşürüz.